Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarını 4-11 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendiğim güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Tüm güzellikler sizi bulsun. Bakalım kahve falınızda bu hafta için neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım. Şuradan bir sıkıntınızın bir bölümü gidecek ama konu tam bitmeyebilir. Böyle bir haftaya hazır mısınız arkadaşlar? Allah Allah diyorum. Mücadele haftası diyebiliriz ilişkilerde. Şimdi bir kere ilişkiler kelimesi ilginç. Önünüze set kuran kişi ya da kişiler var. Yani hanede yapmayı planladığınız bir yolculuk ya da bir başlangıçla alakalı bir şeyleri konuşmak dahil bir başlangıca girebilir aslında. Önünüzde set olmuş, konuşmak istemeyen iki büklüm bir kişi görüyorum. Yani bu kişi aslında biraz depresyonda mı acaba dedirtti bana. Üzgün, kırgın, hayatıyla alakalı kararları verememiş bir kişi. Sanki hani kararlarını verse de yoluna gitse de ben de önümde duruyor çünkü benim. Hani ben de yoluma devam etsem der gibi çıkıyorsunuz. Pazartesi günü bu kişiyle bir konuşmanız var. Biraz aklı selim konuşmalar olacağını düşünüyorum. Ne kadar sıkıntıda olsa da bu hafta bu kişi önünde açılan bir yoldan adımlar atacak. Fakat kendini bilinmezlik içerisinde hissediyor. Siz bu kişinin arkasında durmuş, geçmişten bugüne getirdiklerini onunla konuşur ama arkasından destek verir görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu aynı zamanda ilişkilerde ya da partnerinizle alakalı bir sıkışıklıkta ona destek vermeniz anlamına da gelebilir. Ama bulunduğu alana baktığım zaman çok karışık, tamamen böyle boynuna kadar bir sıkıntının içerisinde. Bakın şurada bir yolu var. Burada yoluyla alakalı yalnız bu hafta açılan bir yol, gelen bir iş teklifi ya da hayatıyla alakalı vermesi gereken kararlarda bir açılım olur. Fakat yolu kapalı. Bu hafta için en azından kapalı diyebilirim. Siz dışarıdan seyirci olarak bu duruma bakmaya çalışacaksınız. Pazartesi dediğim gibi konuşmalarda karşınızdaki kişiyi destekler görsellerinde çıkıyorsunuz. İlişkilerde ortada olan bir konu tekrardan konuşulabilir. Burada temize varma, temize çıkma görselleri de var. Bu kişinin sorunları ya da sıkıntıları neyse hafta boyunca bu kişiyi takip eder görsellerinde çıkıyorsunuz. Sanki bir elini çıkartmaya çalışacak. Aslında burada güçlendiği, bir şeyleri çözmek için özellikle çarşambadan sonra adım attı. Sizin arkanızda, siz de bu kişinin arkasından çok temiz bir şekilde konuyu izlediğiniz görünüyor. Rahatlıyorsunuz bakın. Yani burada başkalarıyla alakalı dert ettiğiniz konularda bir rahatlama durumunuz söz konusu. İzliyorsunuz. Bu hafta benim sıkıntım, derdim dediğiniz kişilerin dertleri de çözülmeler olacak. Ve burada siz de arkasında temize çıkmış, rahatlamış, kendinizle alakalı planlar yapmaya başlayacaksınız. Özellikle Perşembe, Cuma ilişkilerde güzel görseller var. Yani hani dudak dudağı diyebileceğim görseller. Burada sıkıntılı bir sürecin geride kalacağı, İlişkilerde biraz daha benden çok biz diyebileceğiniz konuşmalarda ya da işte birlikteliklerde sakinliğin gideceği bir gün. Fakat bir atışmayla karşınızdaki kişi dışarıdan bir kişi konusunda bir tartışma olabilir. Aile bireyleri olabilir, yakın arkadaş, yakın akraba olabilir. Sanki ufak bir tartışma yaşayacaksınız. Gene bu da cuma gününe denk gelebilir. Bu tartışma ile birlikte aslında cumartesi pazar baktığım zaman birilerine sanki elinizde böyle bir şeyler var tepsinin içerisinde. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insan da yanınızda, ona bir şeyler götürmeye çalışıyorsunuz. Neyi tartışıyorsanız aslında akabinde cumartesi günü bu konularla alakalı bir şeyler yapacaksınız. Sizden gidecek bir şeyler var. Sizin vereceğiniz bir şeyler var ama bunu verirken de sırtımda yüksün der gibi çıkıyorsunuz. Bu biraz sevdiğinize değer verdiğinizi, önemsediğinizi gösteren bir tavır ya da onu mutlu etmek adına yapacağınız bir şey olabilir.
Maddi kaynaklarla alakalı özellikle cumartesi günü cebinizden çıkabilecek paralar söz konusu. Paralar diyorum çünkü parça parça 3 para görselleri var. Biraz karışık, karar vermekte zorlanacağınız ama hızlıca böyle sanki birisi cebinize elini atıyor, çekiyor, hop gidiyor görselleri var. Hatta pazar günü sonrasında hani sanki cumartesi günü olan harcamalarınıza biraz şaşırmış görsellerde çıkıyorsunuz. Bir kişiye özellikle böyle bir sanki üstten konuşma senin yüzünden oldu mu dersiniz, sen de yaptın, sen de ettin gibi durumlarda söz konusu olabilir. Hafta sonunuzun daha sakin geçtiği, bireysel olarak yan yana el ele kol kola insanlarla devam edeceğiniz görselleri var. En güzel tarafı ne derseniz, hafta başı ve hafta sonu özellikle sakin ve rahat görsellerde çıkıyorsunuz. Hafta ortası konular, çarşamba, perşembe, cuma diyebileceğim alanda mücadele görselleriniz var. Burada aynı zamanda genelleme yapacak olursam, pazartesi, salı sakinsiniz, yapacağınız işlerle alakalı, kurduğunuz düzenle alakalı birçok sıkıntınızı alta almış, üstten temiz temiz devam etmeye çalışıyorsunuz. Ama çarşambadan itibaren sırtınıza binen insan yükleri var. Hani kafanızda taktığınız kişiler olabilir. Yapılan bir tartışma ya da aldığınız bir dedikodu duyumu kafanıza takma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. O günler biraz karışık. Onun haricinde aslında rahat. Bir de bir kardeş durumunuz var. Yani kardeş gibi gördüğünüz birisi de olabilir. Onun ilişkisiyle alakalı bir haber alma, bilgi alma durumu da söz konusu olabilir. Parasal konularda neler var? Bu hafta parasal konularda aslında pazartesi günü aslında bir kişiyle dik başlı konuşmalarınız var. Geçtiğimiz hafta arkadaşlar, parasal bir mevzuda havada kalma yaşanmış. Alacağınız mı var? İş yerinde parasal bir mevzu mu konuşacaksınız? Konuşmuşsunuz daha doğrusu. Bu konuşmalarda sonlanmama enerjisi var. Yani alacağınız bir parayı alamamışsınız, havada kalmış, silik görsellerde kalmış ve bununla alakalı böyle gözü karartmışsınız, burnu dikmişsiniz. Karşınızda bir kişi sanki elinizde bir çekiç. Hani böyle konuşa konuşa ama bu konuşma biraz tartışma gibi, tartışa tartışa almak istediğiniz bir parayı bir kişiyle konuşuyor, tartışıyor olarak görünüyorsunuz. Bu tartışma devam eder. Pazartesi sanki, çünkü bu kişi böyle hani ben buradan gideyim biraz uzaklaşayım der gibi. Ama siz akabinde hemen önüne geçmiş, önünü kesmiş görsellerinde çıkıyorsunuz. Havada kalmış tartışma ve konuşmalar, bakın. Pazartesi değil ama salı, çarşamba ve perşembe gene aynı şekilde. Hani bir yerden alıp bir yere verme, bir kişiyi kovalama, bir kişiden gelecek haberle adım atmaya çalışma gibi karışık durumlar söz konusu olabilir. Havada kalmış, buradaki havada kalma duygusal anlamda bir havada kalma. Güvendiğiniz, değer verdiğiniz bir kişiden istediğiniz cevapları alamayabilirsiniz. Hatta burada şans verdiğiniz bir kişi olabilir belki iş hayatında. Bu kişiyle alakalı bir sıkıntı, ikilem yaşayabilirsiniz. Burada mücadelenizi tek başınıza verdiğiniz, çevrenizde dostum, arkadaşım dediğiniz kişilerden biraz mesafeli olma durumunda olduğunuz görünüyor. Sanki herkes kendi hayatına bakar gibi iki kafalı insanlar var. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan ya da yüzünüze gülüp ihtiyacınız olduğunda destek vermeyen kişiler olabilir. Sanki Perşembe günü de bu insanları böyle üstünüzden yıkıp atar görsellerinde çıkıyorsunuz. Hatta burada baktığım zaman cumartesi günü bu hafta yaşanmış olan konularda özellikle iki kişiden bir tanesi hayatınızda böyle hani bir uza da git, çekil git, elim eteğimi senden çekiyorum der gibi de çıkıyorsunuz. Gene parasal ve iş konuları dediğim gibi olabilir. Eğitim hayatı diye düşünecek olursak eğer, havada kalmışsınız, hedefler var ama burada çevrenizde çok karışıklık var. Hani karışıklıkta ne diyebilirim? Birisinden kaçmaya çalışıyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz. Diğer tarafta önünüzde birisi durmuş, elinde bir şeyler var, size bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Özellikle salı, çarşamba, perşembe biraz karışıklık yaşayabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir sıkıntı var şurada, görebilirsiniz belki. Bakalım, onu şöyle bir üstünden atlatmaya çalıştım. Çok şükür arkadaşlar. Bakın gene parasal konular sağ tarafta durduğu için. Ana mevzu aslında iş, parasal konular diyebileceğim alan. Şurada bu hafta özellikle haftanın yarısı değil ama üçte biri bu mevzular, bu sıkıntılarla alakalı mücadele edeceksiniz. Bakın burada elinizde bir şey, sanki bir kişinin kafasına silah dayamışsınız.
alacağınız mı var? Arkasını dönmüş bu kişi. Yani kendinizi tehdit altında hissettiğiniz parasal bir konu var. Bununla alakalı haftaya üzgün başlayabilirsiniz. Sonrasında bu kişiyle görüşmek, konuşmak istediğinde bakın arada bir sıkıntı, sorun. Bir şekilde bu kişiye ulaşacaksınız. Bu kişiyle konuşmaya çalışacaksınız. Karşınızda bir müddet sonra, yani hafta sonuna doğru bu kişi dikilmiş, destek vermeye çalışacak. Ama baktığım zaman 7 rakam var, 2 rakam var. Siz 7 lira istersiniz, o 2 lira çıkartır gibi gibi durumlarda olabilir. Alengirli yol görsellerinde çıkmış. Parasal konular virgül koyduğunuz bu hafta, önümüzdeki haftada halletmeye çalışırım diyeceğiniz konular olabilir sevgili dostlar. Biraz daha bakalım, şöyle ekstra bir şey söyleyebilecek miyim? Harf marf söylemek istemiyorum. Genelde burada hani bu hafta L, ilk istemedim değil mi? L harfini ters gördüm ama siz, bir şey ifade etmiyor yani, bağlayamadığım için onu söylememin pek bir anlamı yok demeye çalışmıştım. İlişkilerde mesafeli olma, arada olan bir kişi, çocuk olabilir, bir kişi olabilir. Onunla alakalı konuşmalar ama yüzeysel konuşmalar olarak görünüyor. Böyle habire koşturduğunuz bir haftada diyebiliriz. Elinizde birisine bir şey vermek isteyeceksiniz ama sanki yanınızda duran bir kişi o eli tutmuş verme der gibi çıkıyor. Bir kişiye destek olmak istersiniz ama yakın bir kişi, size yakın olan bir kişi, hiç de gerek yok diyebilir. Genelleme yapacak olursak hafta başı görünüyor burada ama burada baktığım zaman salı, çarşamba, perşembe haricinde haftanızın rahat ve keyifli geçeceği görselleri de var sevgili dostlar. Bir de hemen ekleyeyim, şimdi buradan bakınca gördüm. Çalıştığınız iş yerinde bir mevzu, para mı bilemiyorum, yalnız çok havada bir görselde çıkmış. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Perşembe günü güzel bir haber alabilirsiniz. Burada bir buketin size doğru geldiğini görüyorum. Yani bu bir hediye aslında. Bir hediye alabilirsiniz. İş ve para konuları ya da iş yeriyle alakalı diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayrınıza olan, güzel olan tüm güzellikler sizi bulsun. Güzel bir hafta diliyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.